Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla hüküm koyamaz. Ama Resulullah bize hikmeti öğretir. Hikmet Kur'an-ı Kerim'de olan hükümlerdir. Allahü Teala Maide suresinin 49. ayetinde şöyle buyuruyor. وَاَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Onların arzularına uyma. وَحْذَرْهُمْ Onlara karşı çok dikkatli ol. اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ Allah'ın sana indirdiği herhangi bir şeyden sıkıntıya seni sokup uzaklaştırabilirler. فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer yüz çevirirlerse, verdiğin hükme razı olmazlarsa فَعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ Bil ki onların yaptıkları bazı yanlışlardan dolayı Allah onlara ceza vermek istiyordur. وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ İnsanların çoğu gerçekten yoldan çıkmıştır. Bir de Hud suresinin 1 ve 2. ayetleri son derece önemlidir. 11. sure orada Allahü Teala şöyle diyor. Elif lam ra kitabun uhkimet ayatu thumma fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Milledun hakimin habir hakim ve habir tarafından yani Allah tarafından açıklanmıştır. Açıklamayı Allah yapmıştır. Neden? Ella ta'budu illallah Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Peki bizim gelenekte açıklamayı Allah mı yapar, müfessirler mi yapar? Bak bunu Allah'tan başkasına kulluk etmek diye niteliyor Cenab-ı Hak. Bu çok ağır bir günahtır. Şimdi orada Allahü Teala Resulullah görevini de bildiriyor az önce Hud suresinin 2. ayetinde. Diyor ki inneni lekum minhu nedirun ve beşir. Ben sizin için Kur'an'da olandan sizi uyarır ve müjdelerim. Bu kadar. Dolayısıyla Resulullah Kur'an'ın içindeki hükümleri çıkarır, bize bildirir. Yoksa Kur'an'ın dışında ayrı bir vahiy yoktur Resulullah. Onlar hükümdür. Hüküm neye benzer biliyor musunuz? Yani hikmettir işte. Hikmet bu giydiğimiz cekete benzer. Tabiattan elde edilmiştir ama tabiatta ceket yoktur. Resulullah'ın sözlerinin tamamı Kur'an'dan çıkarılmıştır ama o sözleri Kur'an'da o şekilde bulamazsınız. Tıpkı suyla çay otunu birleştirdiğiniz zaman ortaya çayın çıkması gibi bir şeydir. Tabiatta çay yoktur ama çay otu da tabiattan alınmıştır, su da tabiattan alınmıştır.